İsmin ne? Emine Ecrin Uçar. Kaç yaşındasın Emine Ecrin? 8. Oo, sen okuma yazma biliyorsun o zaman. Evet. Kaçıncı sınıf? Evet. Üçüncü sınıf. Tamam. Başkan bu tarafta. Bir şey değil. Başkanım da beraber. Teşekkürler. Bir kere çok ders çalışman lazım. Çok kitap okuman lazım. Tam da tam doğru yerdesin. O yüzden sana hemen kitabını verelim biz. Ver bakalım reçeteyi. Egemen. Egemen, sana biraz kalın kitap. Yani sen öyle doktor olmak istiyorsan çok okuman lazım yani. Biraz kaç yaşındasın? 10. Kaçıncı sınıf? 5 mi? 6 mı? Kaçıncı sınıf? 4. Ver bakalım. Doktor yazısı gibi yazmış. Tamam mı? Bak, kontrole geleceğiz sonra ya. Bak söyleyeyim ha. Haneye gelir sorarız bak yani. Haysa kitap okuyorum ben. Bir tane Burak. Bileciğim bu reçeten. Her gün en az 10 dakika kitap okuyorsun, tamam mı? Kontrole geleceğim bak ya. Sağlık kuruluşlarımızdan göz bebeğimiz şehir hastanemizdeyiz. Ben çok kıymetli başhekimimize ve ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Bugün çok özel bir projeyle alakalı bir aradayız. Tabii çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Çocuklarımız okusun istiyoruz. Çocuklarımız hayata iyi hazırlansın istiyoruz. Çocuklarımızı farklı sosyal aktivitelerle pandemi sürecinde bile dijital ortamda da olsa buluşturmaya ve onların gelişimine destek veriyoruz. Tüm amacımız onları yarınlara daha güzel hazırlamak, kendilerini yetiştirmesini sağlamak, milli ve manevi değerler noktasında hassasiyetler olan, annesini babasını sayan, toplumla barışık gençler yetişsin istiyoruz. Dolayısıyla bu manada çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Kitap Eczanesi'nin de açılışını bugün örnek sağlık kuruluşlarımızdan bir tanesi olan şehir hastanesinde yaptık. Bütün hastanelerimizi gezeceğiz bu manada, onu da söyleyeyim. İçerisinde ilaç yerine masal kitaplarının yer aldığı eczanede kitap reçetesiyle birlikte gelen çocuklara ücretsiz kitap hediye ediyoruz. İlk olarak da biz çok değerli başhekimimizle, Nilüfer İlçe Başkanımızla birlikte de çocuklarımızın hem reçetelerini yazdık hem de kitaplarının dağıtımını yaptık. Diğer hastanelerde de aynı uygulamayı devam edeceğimizi ifade ettim. Tabii okuma alışkanlığını kazanması, ileride çocuğumuz her ne olursa olsun, ister mühendis olsun, ister doktor olsun, ister öğretmen olsun, ister tarlada çalışan çiftçi olsun, isterse de fabrikadaki işçi olsun. Ama biz çocuklarımızda okuma alışkanlığı olsun istiyoruz. Kitaplarla çocuklarımız büyüsün istiyoruz. Kitaplar çocukların hayal dünyasını, konuşma becerisini, kelime dağarcığını zenginleşmesini ve toplumda kendisini daha iyi ifade etmesini sağlar. Bu nedenle okul öncesiyle 12 yaş arasındaki çocukların masal kitaplarıyla iç içe büyümesi çok ama çok önemli. Ben ailelerimize de bu manada özellikle tavsiyede bulunuyorum. Çocuklarımızı bu yönde eğitsinler, çocuklarımıza bu yönde tavsiyelerde bulunsunlar. Tabi bu projenin ana hedefi çocuklarımıza kitap hediye etmek değil, kitapları doktordan aldıkları bir reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı ve sağlıklı olmak gibi bir ihtiyaç olduğu noktasında bir farkındalık oluşturmak amacımız. Yine çocukların kişisel gelişimlerinin en önemli parçası doğup büyüdüğü toprakların kültürüne hakim olmasıdır. Biz kültür değerlerimizle büyüsünler ve gelişsinler istiyoruz. Kitap Eczanesi inşallah daimi olarak Bursa'daki hastanelerin bahçelerinde veya bize gösterilen yönetimlerimiz tarafından uygun mekanlarda daim olarak yer alacaklar. Buranın sadece bir hastaneden ibaret olmadığını, bir yaşam alanı olduğunu da bu vesileyle ortaya koymuş oluyoruz. Kitap Eczanesi tamamen çocuklar düşünülerek hayata geçirilmiş bir proje. Kitaplar çocuklara hitap edecek şekilde tasarlanmış bu kulübeden özel tasarlanmış kitap eczanesi zarflarında çocuklara teslim edilecek. İnşallah temennimiz odur ki bu projeyi hiç kesmeden ve bir neslin tabirinize kitap eczanesinden alınan kitaplarla büyüdüğü günleri görmek de bizlere nasip olur diyorum. Çocuklarımıza, ailelerimize ve dolayısıyla şehrimize ve ülkemize
faydası olması temennisiyle bütün çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Etkinliği düzenleyenlerden, başkanımızdan. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik olmuş. Yani kitap okumanın önemini daha çok çocuklar anlamış olmuştur inşallah. Çok güzel. Çok mutlu oldu çocuklar. Biz evde ne kadar kitap okuyun desek de çocuklara doktorun yazdığı reçete gibi olmaz. Doktor reçete yazmış gibi olduğu için çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Çok memnun kaldık.